Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün videomuzda sizlerle beraber Age of Empires Mobile'ın gelişi duruldu. Onu inceleyeceğiz. Biraz sizlerle yorum yapacağız bunlara. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Oyunu şu anda e, fragmanı oynuyor. E, bir yandan da hem konuşalım. E, ya oyunu açıkladılar. Ve oyunu şu anda e, bence güzel olan kısmı şu. En başta bunu belirteyim. Oyunu direkt e, firma kendi yapmaya çalışmıyor. Direkt mobil oyunlarda tecrübeli bir stüdyoya veriyor. Yani mobil oyunlarda tecrübeli ve gerçekten iyi işler yapan stüdyoya vermiş bu işi ve o stüdyo bu işi yapacak arkadaşlar. Ondan dolayı da oyun e, bence daha iyi oldu yani çıkma açısından veya işte yani mobil oynadığımızda takılmaması açısından falan daha iyi. Şimdi oyun neye benziyor? Oyun bildiğiniz Rise of Kingdoms arkadaşlar. Yani onu bunu söyleyebilirim. Rise of Kingdoms gibi bir oyun geliyor ve e, bunu zaten ben daha önce de bir yıl önce falan çekmiştim biliyorsunuz. Rise of Kingdoms acaba Rakip olabilir mi diye. Ee, şimdi gerçekten oyun bakın burada deniz falan da var. Deniz olaylarını da sokmuşlar işin içine. Ee, gerçekten Rise of Kingdoms'a en azından rakip olabilecek veya ya. Rise of Kingdoms'ın ayağını denk alması gerekebilecek bir rakip olabilecek mi bakalım. Geldiği zaman bunu göreceğiz. Ee, ben açıklama kısmına arkadaşlar e, ön kayıtlar açıldı. Ön kayıt linkini de gene atayım. Oradan e, gelip ön kayıt da yaptırabilirsiniz e, açıklama kısmından. E, şu anda oyun ön kayıtta. Ön, yani ne zaman geleceği hakkında herhangi bir şu anda e, bir... Yani mesaj falan yok. Şimdi oyunumuz gerçekten e, hani güzel geliyor. Bence güzel bir oyun olacak. Rise of Kingdom sevenler zaten bu oyunu sevmem ihtimali yok. Tabii ki bizim her zaman ama soru işaretimiz şu e, acaba pay to win olur mu? Yani e, zaten pay to win olacak. O, yani pay to win olmama ihtimali yok bu tarz oyunlarda ama bunun ağırlığı önemli. Mesela Rise of Kingdoms'ta da oyun başlarında gene katlanabilir bir pay to win vardı fakat şu anda mesela daha uç noktalarda mesela KVK'nın içine girdiğinizde bile hani belli bir noktaya getirmişseniz Fırtıplı olarak hesabınızı eğer gene para basmayıp e, hesabınızın e, ya teknoloji basmadığınız zaman savaşamıyordunuz. Tabii ki bunlar Age of Empires'ta şimdilik en başlarda belki e, olmayacak bilmiyorum hani ama sonradan tabii ki bozabilir mi yapar mı bilmiyorum ama şu anda gene en azından Rise of Kingdoms gibi bir oyun geliyor. Ee, oyunun mekanikleriyle ilgili bir videoya geçeceğim sizlerle. Şimdi zaten burada fragmanı izledik. Ben direkt ben oyun zaten e, Çin'de daha önceden çıkmış herhalde bu oyun benim e, duyumlarıma göre ve o stüdyo bunu Age of Empires'tan hani, iletişime geçip sonra Age of Empires'la beraber düzenleyip tekrar e, Age of Empires Mobile olarak çıkartıyorlar. Şimdi e, o videoya geçeceğim. O video üzerinden sizlerle oyunu yorumlayacağız arkadaşlar. Şimdi e, şöyle videoyu başlatayım. Bakın e, Oyun direktmen şu anda e, mancınıklar falan var bakın oyunda. Mancınıklarla e, surlara atış yapılıyor. Surun canı var. Böyle bildiğiniz gerçekten şey havasını vermiş. E, bir şehri işgal etme. E, kale duvarlarında kapıyı yıkıp içeri girme. Gene komutan olayı var gördüğünüz gibi. Burada e, slotları gördüğünüz 3 komutana kadar komutan koyabiliyorsunuz. E, komutanlar gene burada da işte e, piyade okçu mızraklı var ekstradan. Piyade yani kılıçlı piyade, mızraklı piyade, okçu ve süvari dört tane bu şekilde bir asker türü var. Bunlara göre komutan, bir de bunda mesela bir komutan hem kılıçlı işte piyade ve mızraklı piyade veya mızraklı piyade süvari. Bunların komutanı olabiliyor iki seferde. Böyle bir özellik falan da getirmişler. Gene Rise of Kingdoms gibi özellikleri var tabii komutanların. Özellik atabiliyorlar. yani bu komutanların önemli olacağını gösteriyor. Mekanik olarak farklı Mekanik gördüğünüz gibi yani burada e, kale et etmek, yani duvarları yıkma olayları e, güzel olmuş. Yani bence eğlenceli. Bu oyunun şimdi bu videonun sonuna doğru bir kısmını göstereceğim. Zaten oyunun mantığını iyice anlayacaksınız. Mesela adam bakıp uzaklaştırıyor. Böyle e, uzaklaştırıp yakınlaştırma olaylar güzel olmuş. Yani o e, havayı güzel vermişler. Yani böyle etrafın savaş olayını, ses efektleri olsun. E, savaşın e, işte bu işte mancılıklar kuruluyor mesela. Mancırıklarla duvarı yıkıyorsunuz. Tabii ki bunda da toplu saldırı olayı var gibi. Bir de mesela bir güney kapısı var. Bilmem doğu kapısı var. İstersen oradan istersen öbür taraftan saldırabiliyorsunuz. Bu tabii ki şu anda nedenin olan şey gibi düşünün. Sunak işgali gibi düşünün bunu. Şu anda bir haritada bir şehri ele geçirip burayı sizin Birliğinize, birliklerle işgal ediyor. Yine bunda da birlikleriniz, klanınız falan var. Ona şey yapmak. Buna şimdi top saldırı falan da gelecek biraz. Onu göreceğiz. Siz, tabii ki burada tahminim oyunu bilmeyen adamlar bakın kapıya falan vuruyorlar. Direkt tekliyorlar. yiyorlar. Bunda da gene bakın şehirlerle ışınlanmışlar. E, bundaki mantık e, bayrak atma diye bir şey yok. Onu zaten son son kısımlarda göstereceğim. E, kaynak toplama olayı benziyor. Yani onda belki farklı şeyler var mı bilmiyorum. Bunda mesela böyle gene Ağaçların içine girip görünmez olabilme olayları falan var. Age of zaten kendi oyununda da var ya bu bazı ağaçların içine gidip orada görünmez olabiliyorsun. Bunda öyle hani ağaçların içinde bekleyip pusatma gibi şeyler dönemler, efektler koyacaklar. Zaten bu oyun mesela dediğim gibi şu anki görüntüsünden bir tık daha böyle farklı şeyler eklemiş olabilirler. E, çünkü oyunda e, bu, bu mekanikler de çıkacak. Fakat e, tek tük değişiklikler olabilir. Onu söyleyebilirim. E, gene yani Rise of Kingdoms'tan şey olarak farkı yok. Aç kalan savaşlar var. mancını kurma var. Mancınıklarla surları dövme var. Adam senin bura, buraya işgal etmek istiyorsa gene ona göre senin bura kapılarına dayanacak bu surları yıkması gerekiyor. Seni açık alanda dövmesi gerekiyor falan. Böyle yani kolay kolay işgal edemez yani. Gene mancınıklarla falan gelmesi lazım. <laughs> gene şimdi top saldırıyı e, geldiği zaman göreceksiniz. Seni şöyle biraz daha ilerleteyim. Saldırı falan geliyor buraya. Bu saldırında bak e, bakın böyle buradan daha iyi gözüküyor. Böyle mancınıklar bakın güzel güzel dövüyor. Canını indiriyor. Eee Tabii duvarlar yıkıldığı zaman da gene ordularınıza içeri girip bu belli binalar var. Herhalde oraları işgal edip komple işgal etmeniz gerekiyor burayı. Onun için de gene ordularınıza içeri giriyorsunuz. Bunda da gene T4'e kadar herhalde. T4'e kadar asker var. 4. şu hani Age of Empires'da o var ya 4. Şahı kadar. Birden başlıyor 4'e kadar askerlerinizi geliştiriyorsunuz. Bunda benim anladığım kadarıyla yani biraz gene araştırdığım kadarıyla kışlanızla beraber askeriniz yükseliyor. <laughs> Kışla seviyeniz Hani böyle teknolojiyle asker T5 olmuyor anladığım kadarıyla. Sadece belki teknolojiyle askerlere zırh veya e, işte bir atak kasıyorsunuzdur. Burada mesela o olay var e, anladığım kadarıyla. Yani şey olayı yok. Teknolojide T5 açmak. benim öyle gördüm diyelim. E, direkt ben... Bakın burada bir toplu saldırı ilerliyor şu anda. Bir tane orada ilerleyen top saldırıyı görmüşsünüzdür. E, birazdan göreceğiz. gene tabii ki şehirlerin seviyeleri var. Mesela 14, 17, 18, 15... Yani... Bu seviyeler önemli. Dört tane medeniyet var şu an için gelen. Çin, Bizans, Roma ve Fransa var arkadaşlar. Tabii ki ilerleyen süreçlerde bu medeniyetler çoğalacaktır. Bunlardan biri de tabii ki Osmanlı olacağını düşünüyorum. Yani o gelecektir. Ecefun vazgeçilmez medeniyetlerindeniz ee, Osmanlı İmparatorluğu da gelecektir ilerleyen süreçte. gene ee, Türk komutanlar falan da göreceğiz. Ondan yana sıkıntı yok. Bakın bu toplu saldırıda farkındaysanız böyle bir e, tokmak başı var böyle kapıyı dövüyor onu falan güzel mantık yapmışlar. Üstte bir davul çalan bir adam falan var. Ee, o şekilde herhalde kapı şeyini bir yere kadar indirip hop saldırıyla dövüyorsunuz. Gördüğünüz gibi 3 tane komutan eklenebiliyor arkadaşlar. Bakın. Ee, yani ordularınıza 3 tane komutan ekleyebiliyorsunuz. Bunda mesela Rise of Kingdoms'ta 2 idi biliyorsunuz. Bunda 3 komutana kadar eklenebiliyor. Ee, yine Gene bunda da yani şey kaynak toplama, dışarıda asker kesme olayları falan çok benziyor. Ee, şehir kurma olayları benziyor tek tük işte farklar bunlar. Mesela böyle biraz daha böyle sanki kaleyi fethediyormuş havası veriyor bu e, olaylar. Bunlar falan iyi yapmış oyun. Yani, to yani toplu saldırı mantığı aynı. Yani bu, bu şehri fethetme. Kapısına aynı sanki yani geçitlerle savaşıyorduk ya onun gibi düşünün. Ee, en son e, videonun sonuna doğru da şehri anlayacaksınız. Yani bayrak dikme olayı yok da şehirleri yavaş yavaş işgal ederek gidiyorsunuz. Yani şimdi Town diye şehirler var. Onu iş bur gibi ama bunun küçükleridir muhtemelen. Onu işgal ettiğiniz orası sizin oluyor. Orası onu işgal ettiğiniz orası sizin oluyor o bölge. Ee, ve sınır olan bölgelerinizle muhtemelen savaşabiliyorsunuz. Mesela düşmanla savaşacaksınız. Sınırınız var. iki tane şehir sınır. Gidip o adamın şehrine saldırabilir. Orayı işgal edebiliyorsun. Ki buralar daha büyük şehirler. Saraylar var. Bilmem ne var. Ve bunda da Kingsland var yani. Ran toprakları bunda da var. Onunla doğru onu da göstereceğim. Yani e, tabii ki e, yani ön kayıtlarına bir girin deneyin. Ben hani dediğim gibi bu tarz oyunlar biliyorsunuz gibi bağımlılık yapıyor. Yani ben Rise of Kingdoms ne oldu? 5 yıl oldu. 6 yıl olacak neredeyse. Yani oynuyoruz hala. Yani böyle oyunlar keyifli oluyor. Gerçekten güzel bir ekiple oynarsanız keyif alıyorsunuz böyle oyunlardan. Ee, ve dediğim gibi bu bir yıl önceki Ra Mo Age of Empires mobile oyununda da söylemiştim. Ya yani gerçekten bu tarz oyunlar gelecek ki hani Rise of Kingdoms ayağına denk alsın. Yani böyle rahat rahat. Şimdi Rise of Kingdoms rakibi yok. Gerçekten hani o rakibi yoktu. O tarz oyun arasında gerçekten en iyisiydi. Ee, en azından onu zorlayabilecek, onun hani üyelerini yani oyuncularını çalabilecek bir oyun olursa... En azından ona göre hani değer veriyor. Mesela free play oyuncular tamam değersiz olarak görüyor olabilir belki Rise of Kingdoms ama öyle değil arkadaşlar. Zaten oyunu ayakta tutanlar aslında onlar. Hani yani free play oyuncu olmasa sen... Yani öbür oyuncuların sayısıyla bu oyun dönmez. Yani buna fırtırtı oyuncular da lazım yani oyuna. Ee, onun için yani burada bakın ka kapıyı yıktı. Şu an burada içeri ordularla girebiliyorlar. mesela top saldırı dağıldı. şimdi top saldırıdan çıkan ordular yavaş yavaş geri gidiyor herhalde. İçeri ee, içeri girip sonradan şey falan kesiyorlar. Ee, şöyle ilerleteceğim. Şehrin içine giriyorlar bakın şu an binalar var bakın 5 seviye falan yazıyor. onları kesip işte o e, herhalde ele geçirebilmek için belli bir yerleri kesmeleri gerekiyor. Şimdi incelemeye bakarsak bir yandan hani inceleyelim üst tarafta adamın 136 bin gücünde olduğunu görüyoruz. Çok büyük bir güç değil. VIP 4 falan hani bu tarz oyunlar için düşük bir güçte bence. Mesela adamın işçi sayısı var bakın burada 12 tane işçisi var adamın. Bunlar da önemli. Bunlar oyunda farklı mekanikler. Mesela odun var, yiyecek var ve taş var herhalde. 3 e, tane e, işte Kaynak var. İleride muhtemelen altın da olacaktır. Bu seviyesi düşük olduğu için muhtemelen altın gözükmüyor adamda. İleride altın toplamada muhtemelen gelecektir. Sağda hem gümüş hem bronz şeklinde bir sikke görüyoruz en sağda. Bronzlar ve gümüşlere baktığımız adam bilmiyorum Para yatırdı mı yatırmadı mı? Hangi hangisi daha değerli onu şu an için tam emin bilmiyorum. Oyundaki saati görüyoruz biri 10 geçiyor falan. Aşağıdaki savaş şeylerini görüyoruz kılıç, birlik muhtemelen ordusunu yönettiği kısımlar falan. Yine chat kısmı falan şeye benziyor. mesaj kısımları falan var. Yani oyunun ya dediğim gibi bu şeyleri nasıl olacak bilmiyoruz. Ben yani bu Pay hey, to Win olay ağır olmadığı sürece gerçekten keyif verir diye düşünüyorum. Yine bunda da komutanların beceri atmalarını falan görüyorsunuz. Yani şeyden bir farkı yok. Tabii ki bunda da üç komutan mı acaba arka arkaya beceri atıyor yoksa buna beceri takma falan da olabilir. Mesela Komutan becerisi takma olayı falan da olabilir bu arada arkadaşlar. E gördüğünüz gibi bakın o binalar içinde askerler var. Şimdi o binaları yakıyorlar. En son e, bu binalar yakıp orta binayı yaktıktan sonra da e, burayı ele geçirecekler. Birazdan orayı yakacaklar. Şöyle göstereyim. Çok da sizin hani zamanınızı almayalım. E, şöyle ilerletelim. Şehire girdiler zaten. Stronghold City of Valiant yazıyor ya oraya 5 e, seviye olan mor 5 seviye olan kısma saldırıp CH Peri periyot diye geri sayıyor farkındaysanız orayı. oraya ele geçirmeleri lazım. Orayı ele geçirdikleri zaman da şehir herhalde düşüyor. Yani bunların oluyor. Niye yani aşağı, aşağı sona geliyoruz? Ee, sona geldiğimizde zaten şeyi göstereceğim size. Oyunun mantığını orada çözeceksiniz. Hani ilerleyiş mantığı nasıl olacak? Hani kafamızda soru işareti kalmaması adına orada durduracağım zaten videoyu evet adamlar burada normal savaşıyor Guan Yu'ya benzeyen var mesela Fredrik var Ragnar var komutanlardan bir Sezar görüyoruz e, Yu Sun-Shin falan var herhalde İskender e, var Atilla bildiğim kadarıyla oyunda var ilk çıktığında olacaklar diyorum e, ondan sonra Se Sebe Melikesi var onun tam isim olarak ne olarak tam onu bilmiyorum yani böyle Japon komutanlar, Kral Tur falan var, Selahattin Eyyubi var, ondan sonra Halit Bin Velid var. Şu anda komutan olarak Atilla falan var da hani Fatih Sultan Mehmet Han ileride Kanuni Sultan Süleyman bunlar kesin gelecek ki oyunun ilerleyen süreçlerinde. Bu oyun tabii ki tutarsa ve ilerlerse yani güzel giderse onlar falan göreceğiz arkadaşlar. Şimdi efekt olarak şey olarak güzel bence alan hani o savaş hissi olarak hissiyat olarak güzel. Şimdi bakın adam uzaklaştırmaya başladı. Şimdi burası bir alan. Ee, şu maviyle gözüken şeyler barbar mı? barbar dediğimiz hani bizim kahve şeydeki e, barbar seviyeler, 6 seviye, 8 seviye, 10 seviye. Bunlara saldırıp kesiyoruz muhtemelen. Burada şehrin e, durumunu görüyoruz yavaş yavaş uzaklaştıkça. Burada adamların orduları hani bu minik geldiğinde hangisi ne ordu? Okçusu mu, süvari mi? Mesela şu mızraklılar var, e, kılıç, e, kılıçlı piyadeler falan olacak. Onları tam şu an kullanmamışlar herhalde mancıkların falan kurulduğu noktaları göre. Şimdi mesela şurada taunlar var bakın yukarıda iki seviye. İşte o tavunlar bayrak gibi düşünün arkadaşlar bizim bayrak. Onları ele geçirip sonra buna e, sınır bayrağı bununla geleceksin ki öyle kafana göre gidip bunu işgal edemiyorsun. Bakın adamlar oralar mavi bakın iki seviye olan şeyler. Buralar stronghold yani kale diye geçiyor. E, bu bayraklarla işgal ede de gelip bunları ele geçirebiliyorsunuz. Tabii ki bunların da açılma süreleri muhtemelen olacaktır. E, şimdi sağ üstte bir harita görüyoruz. Sağ üstte baktığımızda Haritada 6 tane zone 1, 3 tane zone 2 ve en son King Stand'ı görüyoruz. Şimdi uzaklaştırınca bir daha durdurup onu göreceğim. Şöyle. 5 seviye Stronghold. 4 seviyeler var bakın. Şimdi 9 seviye Eternal falan var. 4 seviye Heavy diye bir yer var. Onun sonra bakın burada gemilerin olduğu 3 seviye River sağ tarafa doğru. Yürür falan var. Gebeleri herhalde ticari noktaları falan ele geçiriyorsunuz. Hani bunlar da bilmiyorum birliğe bir altın mı salıyor bir şey mi sağlıyor. Şimdi mesela bu adamların kırmızılı soldaki kırmızılı yerler bayrak gibi düşünün. Bu adamların şehirleri. Sağda başka birliğin sarı birliğin e, şehirlerini görüyorsunuz. E, şöyle uzaklaştırdıkça. Bakın bu e, sağda sarı birlik var. O mesela kırmızıyla şeyleri adamlar ele geçirmiş mesela o sarı birlik. Eee bütün o kayıkların şeylerin gemilerin olduğu limanlar falan bunlar hani ne sağlıyor onu bilmiyorum belki ticari yönden size kaynak sağlıyordur tüm birlik oyuncularına burada da gene sol tarafa baktığımızda böyle dizilmiş şekilde altı seviye bir tane yukarıda gemi görüyoruz altı seviye geçitler görüyoruz gene bunda da geçitler olacak onu anlamış olduk geçit savaşlarıyla içeri doğru ilerleyeceğiz Biraz daha şöyle uzaklaştığında gene durduruyorum. Bakın burası zombi. Yani Zombi'r mesela burada kaç yaklaşık işte üstte de bir birlik var. Bak birliklerin renkleri belli. Burada işgal edildi. Şu an bu izlediğimiz birlik muhtemelen en iyi durumda olan gibi. Yani burada. Ee, diğer sarıyla diğer üstteki sağ üstteki mor diyebileceğimiz adamlar da bunların arkasından geliyor. Ee, buranın en güçlü yeri sarıların ortasındaki kale muhtemelen. En çok uzaklaştığımızda o gözüküyorsa. Eternal denen yer var ya 9 seviye herhalde burada en önemlisi onu ele geçirmek. Ama bu adamlar diğer zonu garantilemeye çalışmış. Diğer zonu komple önünü kapatıyor. diğer zona geçişin. E, yan zonlardan gene kapılar var. Muhtemelen ilk başta birinci seviye geçitlerin arasındaki geçitler açılacak. Sonra ikinci seviye şey ikinci zona giriş geçitleri açılacak. En sonunda Kingsland'i görüyorsunuz zaten. Kingsland'in ortasında da bir alan var. En sonunda orayı işgal edince Muhtemelen harita bitecektir. Bu sezon sezon mu olacak? Yoksa ee, hani işte burayı şey yaptık gene KVK hani rock gibi KVK mantığı mı olacak onu bilmiyorum. Ama e, oyundan şunu anlayabiliriz buradan. Yani bu oyunda gene Rise of Kingdoms mantığıyla ilerleyecek. Sadece burada bayrak atma yok. Town'ları işgal ederek gidiyorsunuz. Ee, belki burada mesela bütün Town'ları işgal etsen bütün yer böyle kırmızı olacak. Bu zone senin komple düşün. Bütün tanrılar sende. Ama onun bir sınırı var mıdır bilmiyorum. Mesela şu kadar Town'ı işgal edebilirsin. Belki sınırlı da olabilir. Çünkü adamlar mesela ilerleyişi her yeri işgal ederek gelmemişler. Böyle bir ilerlemişler. Belki sınırlı hani birliğine seviye atlattıkça sınırlı olarak gelişiyor da olabilir. E, mantık şu anda bu şekilde ilerliyor. Yani oyundaki ilerleyiş bu şekilde arkadaşlar. E, gene iyice uzaklaştırdığı zaman görüyoruz şöyle haritalar. E, yani diğer zonda mesela adamlar dip dibeler. Hani muhtemelen aradaki ilk zon haritalar açılacak. İlk başta bir zon 1'deki adamlarla birbirinizle savaşacaksın. Sonra zon 2'ye geçeceksin. Sonra en son zonda da final savaş olacak. <laughs> Burada tabii ki e, o zonda şu gemileri görebiliyoruz. Mesela sadece geçit kapı olarak yok. Bu oyunda su savaşları, gemi olayları falan bilmiyorum ne durumda olacak. E, normal Age of Empires'ın replay in, yani o, oyunun şeyini gözük gösteriyordu. Şimdi onu da hemen hızlıca geçelim, inceleyelim tekrar. Yani buradaki oyun mantığı bu arkadaşlar. Biraz daha kafanızda oturmuş olur. Yani keyifli. Yani Rise of Kingdoms gibi ilerleyiş keyifli. Tabii ki zaman alacak. Biraz zaman isteyen bir oyun olacak başlarda. Ama birliğinizi ise keyif alabileceğiniz. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz güzel bir oyun olacak. Pay to olayı ne kadar olur onu bilmiyorum. Onu göreceğiz. E, ee, gene dediğim gibi yani pre-register'lar açıldı. Ön kayıtlar açıldı. onlara ben de dediğim gibi açıklamaya bırakacağım linki. Oradan kaydolabilirsiniz. deneyeceğiz. Girip bakacağız oyuna. Nasıl bir oyun. Ee, keyif veriyor mu? E, savaşma hissiyatı nasıl onları falan e, göreceğiz. Tabii ki sonuçta Age of Empires yani e, isim yapmış bir oyun. E, şimdi gene tekrardan burada artık bu bitiyor. Bunu daha fazla durmayacağım. Ya, oyunun ma mantalitesi ilerleyişi bu şekilde. Şimdi gelelim Age of Empires'ın şeyini tekrardan izleyelim bir durdurarak beraber. Şimdi normal burada hadi, zaten giriş yapıyor. Ee, savaş sahneleriyle. Bakın dört tane medeniyet arkadaşlar. Hemen Bizans, Roma, Fransa ve Çin. Sol üstteki Bizans, sağdaki Fransa, sol alttaki Çin, sağ alttaki de Roma. Dört tane medeniyetle başlıyor oyun. Tabii ki buna hızlı hızlı medeniyetler eklenecektir. Burada bakın işte bu olay var. Şimdi ee... Kaynak toplama bilmem ne. Bakın burada normal şeyin işçileri var. Gerçekten <laughs> Age of Empires'deki işçilerin görüntüsü gibi. O adamın izlediğimizde orada 12 tane işçisi vardı. Görmüşsünüzdür yukarıda. Şimdi muhtemelen bunda seviye atlamayla işçiniz falan olacak. Ona göre işçilerinizi yönlendirebileceksiniz. Belki şehir yapımı kaynak toplamamı veya işte asker üretiminde belki işçi kullanacak. Bilmiyorum. Yani işçileri burada kullanabileceğiz. Bakın balık falan tutuyor <laughs> işçiniz size. Burada gene e, şehir yapılanmasında işçiler çalıştırılıyor. Seviye atlıyorsunuz. Kaleleriniz bakın burada dönüşüm var. Çağ atlıyorsun tabi. Çağ tabi şehrin ona göre ihti ihtişamı artıyor. E, bu e, daha önceki İskender'de bu e, Bizans'ın bir tane şeyi vardı. Oyuna da yeni gelmişti. O daha önceki gösterdiği çok Kulopatra olarak da. Bir Kulopatra bir de Sebe Melikesi diye biri var. Bakın Hannibal. Justin. He, Justinian. The Great. Bu Bizans olan o. Ee, aşağıdaki gördüğümüz komutanlar mesela İskender'i görüyoruz. Leonidas var. Bu Çin-Japon bir komutan falan var. Şu Çin, Kral Richard. Birinci Richard herhalde ya. Bakın gene komutanların becerileri var. Yani şeyde olduğu gibi. Ryso Hintli olduğu gibi. Şimdi burada gerçekten oyunun en güzel çalıştığım şeylerine biri o açık alan uzaklaştırma yakınlaştırma ile ne kadar detaylandığını görüyorsunuz. Şimdi mesela adam burada e, ağaçların içinde muhtemelen bunu diğer ordu görünmüyor. Yani görünmüyor mu bilmiyorum. Öyle bir şey görünmüyor olabilir. Yani burada çünkü şeyde de var ayrıca. Mesela ağaçların içinden geçerken ordunuzu göremiyor olabilirler. Veya belli bir yakınlığa gelmesi gerekiyor olabilir. Burada gene e, yani alanda Rise kontrol edebiliyoruz ordularımızı. O ayrı güzel bir özellik gene. Zaten bu Rise of Kingdoms. Evet, burada şu olay anladığım kadarıyla burada şunu yapıyorlar. Benim hani anla an, çıkarmamı söyleyeyim. O limanlara geçime vardı, gemiler falan vardı. <laughs> Haritada hani kapıların yerine. Tahminim burada ordunuzla bu limana girdiğinizde o, o gemi oluşuyor, ordunuz o gemiyle karşıya geçiyor. Benim anladığım buradan bu. Yani ordularınızı gemilerle karşıya taşıyorsun. Yani öyle bir şey yapmışlar sanki. Tabii ki o e, ticaret falan da belki yapılıyordur. Burada bu şey güzel olmuş. mancınık e, mancını kurma. Biraz daha hani bakın o zaten şeyde izledik bunu. Bu mancınıklarla bu duvarları yıkma e, şey olayı yani o e, şeyi güzel vermiş oyun. Gerçekten hani o savaş hissiyat olarak hani biz top saldırı şey yapıyoruz. Mesela top saldırılarında bile o e, yani tokmak başı var böyle hani gidiyor kapıyı döve döve yani böyle gidiyor ordularla kılıçlarla vurmuyor kapıya onu falan düşünmüş adamlar. Onlar falan aslında basit gibi gözükebilir ama ince düşünceler. Evet burada mesela çok kalabalık böyle. işte o aç kalan savaşının iyi böyle olacaktır zaten. Hani oyun bunu e, şöyle düşünelim arkadaşlar. Oyun zamanla bu aç kalan mekaniklerini şeylere şeyler oturacaktır. Oyun zaten daha önceden Çinler'in de yaptığı için biraz da Çinliler bu işlerde iyi biliyorsunuz zaten. Ve tecrübeli oyun mobil oyunlarda tecrübeli bir şirkete verdiği için bunu Age of Empires'in yapmışlar. Yani oyunda lag olma bilmem ne olaydır. Biraz daha minimum olacaktır. Onu bence o yani optimize olaylarında falan çok sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Kalabalık savaşlarda falan. Tabii ki telefondan telefona değişecek. Bunlar elbette yaşanacak ama biraz daha alt düzeyde olacaktır. Bakın burada gene şu Selahattin Eyyubi bakın. Mızraklı ortada Hannibal'in hemen altındaki Selahattin Eyyubi'yi yapmışlar. E, Selahattin Eyüp'ü de var oyunda. Evet, böyle ilerletelim. Ondan sonra şey, şey işgal ettiğinizde böyle e, kalkan oluyor. Duvarlar falan yıkılıyor bakın çevresindeki. Siz burayı işgal ettiğiniz zaman e, orayı direktmen geri inşa ediyorsunuz yani e, oranın binalarını tekrar inşa edip seviye atlatıp sizin birliğinize muhtemelen bir getirisi var oranın yani. Hani Rise of Kingdoms'taki gibi belki işte saldırı veriyor, kaynak veriyordur sürekli bilmem. O şehirlerin ve bu büyük kalelerin sizde olmasının size bir artı olması lazım. Belki oyunda parayla satın aldığınız elmas diyoruz ya biz mesela şeyde, elmas gibi bir şey veriyor, altın sikke veriyor veya gümüş sikke veriyor belki buraları işgal Onun için yani bir önemli bir şey koyması lazım ki oyundaki oyuncular oralara gidip oraları işgal etmek isterin. Evet. İnşallah güzel gelir oyun. Rise of Kingdoms'a da şöyle e, iyi bir rakip olur da bizde en azından hani oyun böyle hani at koşturur gibi böyle ben zaten benim rakibim yok olayından çıkar Rise of Kingdoms. Biraz daha firtifil oyunculara daha e, insaflı davranır. E, çünkü yani Türk oyuncuların çoğunluğu firtifil olduğu için. Ya, gurbet dolanan arkadaşlarımız tabii ki bize göre daha rahat oyundan, para yatamıyorlar Çünkü hani bizdeki dolar düzeyi çok arttı çünkü daha da artacak diyorlar dolar. E, sıkıntı yani o oyunda onu yapabilmemiz, harcayabilmemiz büyük sıkıntı. Ee, bakalım. Evet, video bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi açıklama kısmına oyunun e, ön kayıt linkini bırakıyorum. İsteyenler ön kayıt olup deneyip denen, deneyimleyebilir yani oyunu. Şöyle bakarsınız 5 gün, 10 gün artık e, beğenirseniz oynarsınız, beğenmezseniz geri silersiniz. Çok önemli değil zaten. E, böyle bir oyun geliyor. Sizlerle paylaşmak istedim. Siz de gene e, fikirlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.